birlikteyiz, devam ediyoruz. Abdullah Bey ya niye oturdunuz? Böyle biraz <laughs> zahmet veriyoruz tamam. size ama. Yani şimdi o görüntü... Ha bravo Onur ya. O, o, görüntüler değil mi? Bu nereden bu görüntüler? Bir dakika önce oyna, şey yapmayalım, başlatmayalım. Mücadele yakın alanlarda. <laughs> Yer ve zaman bildiremeyiz. Mücadele tamam, Kuzey Irak'tan. yani. Evet, Kuzey Irak'tan. E, yani bu görüntüler Abdullah Bey'e özel geldi. Sesini yayınlamıyoruz çünkü oradaki askerlerimizin konuşmalarından yerleri tespit edilebilir diye yayınlamıyoruz. <laughs> Hassasiyetler gösteriyoruz. Niye yayınlıyorsunuz bu görüntüyü? Onu da açıklayayım. Programın başından beri Kuzey Irak'ta o bölgede mücadele eden Türk askerinin Hangi iklim koşullarında mücadele ettiğini anlamaya çalıştık. Geçen sene yayınlanmış görüntüler yayınladık, işte bizim CNN Türk ekibinin çektiği görüntüler yayınladık. Fakat onların tümü e, tam mücadele alanından gelmediği için tam olarak durumu yansıtmıyor. Evet. Abdullah Bey'e gelen bu görüntü tam olarak yani nasıl bir iklim koşulu, kar, fırtına var, tipi var sis var, görüş mesafesi dar. Bunları yansıtıyor, gösteriyor. Şimdi beraber hem yorumlayalım hem izleyelim. Yani burada mesela Abdullah Bey şöyle baktığımızda biraz yaklaşırsanız görüş mesafesi bir hayli daralmış yani hiç önünü göremiyorsun yani. Değil mi? O, onu evet. anlıyorum ben. Müthiş bir kar var. Bunlar nedir mesela Dağların burası? yalçınına bakar mısın? Evet dağla, dağ, dağı göremiyoruz. Gördüğümüz her yerde yalçın dağ. Evet. Peki burası neresi yani? Böyle bir üst, üst dediğimiz şey bu mu yani? Mesela mevzilenmiş mi burada Mehmetçik? Şimdi Mehmetçik e, görevi gereği bu stratejik noktayı, hakim alanı 24 saat esasına göre tutuyor. Bu nedir şu? Orası bir barınma noktası. Barınma noktası. Mevzi değil onlar. Barınma noktası. Barınma noktası. Yani oralar mevzi değil. yanlış şimdi yanlış. Şimdi biz hiçbir zaman barınma noktalarını mevzilerle beraber tutmayız. Mevzi Çünkü, nedir? Barınma şimdi noktası. Şimdi mevzi taktiksel alandır. Dış çeperlerdir. Dış çeperlerde karşıdan gelebilecek ateşe, sızmaya, tacize karşı orada kendisi korumak amacıyla oluşturmuş olduğu gelecek ateşlerin değerlendirildiği ve ona göre iskam edilmiş, yani e, tahkim edilmiş e, me, ta, taştan, genel taştan olur çünkü kazamazsınız. Dağdır her taraf, kayadır kazamazsınız. Taşları örezi bir üst üste ve Ölülür. araziyi uydururuz. Yani, bir, biz aynı zamanda bu noktada gerçek anlamda birer, birer duvar ustasıyız. Çünkü bir yere gittiğimiz zaman, hele ki üst belgesinde fazla kalacaksak orada kendimizi koruyacak... Yani roket atışından kendimizi koruyacak, tacizden kendimizi koruyacak, araziyle uyumlu, dışarıdan bakıldığı zaman mevzi olduğu anlaşılmasın diye yerler yapmaya çalışırız. Tabii bu zamanla ilgilidir, oradaki kalış süremizle ilgilidir. Buna ne diyorsunuz? Öyle duvarların falan örüldüğü yere ne diyorsunuz? Temel, temelde üst bölgesi, diyor. Üst, bölgesi diyor. üst bölgesi. Geçici üst bölgesi, yani kalıcı üst bölgesi değil. Geçici üst bölgesi. Geçici üst bölgesi. Peki burada şey görüyorum mesela ben şimdi görüntü biraz daha gelsin. Bu, bu görüntüler sosyal medyada da çok, e, yani bu değil, bunlar değil. Bu size benzer. gelen özel, benzer görüntüler yayınlandı. Bak şu çadır mı çadır. Bu bir çadır. Şimdi bu çadırı koyuyor adam, diyor ki ya Mehmetçik burada diyor, ortalıkta duruyor çadır, teröristlere şey? hedef. Hayır, yani bilmedikleri için. Şimdi e, bir dış çeper oluşturulur. Çepeçevre Emniyet Karşılıklı Destek Esası'na göre. Bu... Birliğin büyüklüğüne göre büyük olabilir. Dağın yapısına göre. Çünkü araziye uyumlu olmak zorundasınız ve araziye uymak zorundasınız. Arazi bu, bu, sizde sizi zorlar. Yani bunun var mıdır çeperinde? Önlem? Tabii canım olur mu? Etraf, ya bu içten bir yerden bir idari bir, idari bir şey o. Orada barınır. Orada savaşmaz. Orada mücadele etmez. Mücadelesi dışarıdadır. Nöbetini orada tutar. Orada sadece uyumak istediği zaman, yemek yemek istediği zaman oraya gelir. Burası o zaman önlem alınmış bir yer. Tabii yani o içeride kalan idare bir yer. Yani ona bakıp bu taktiksel alandır diye bir cümle kuramazsınız yanılırsınız. Orası... Peki bu çadırların bir özelliği var mıdır? Hani daha böyle çok şey görünüyor. Hani arkaik primitif gibi görünüyor ama bir, hani soğuktan koruma falan diye özel. Özelliği... Ya, Yani sonuçta e, silahlı kuvvetlerimiz askerimize... Eski o, eksi 30 dereceler, eksi 45 derecelere kadar dayanabilen kıyafetler, çadırlar ve tulumları verir. Yani, vardı, yani vardı. Bu, var, var bunun böyle e, gözüktüğüne bakmayın. Hayır, olur mu öyle şey? Yani şimdi o, yani kim söylüyorsa bunlar iftira ediyorlar. Yani şu mesela şu. Tabi. Şu özelliklidir tabii, bunlar. Tabi, yani. tabi tabii, kesinlikle. Şey adam bunu böyle koyuyor şu sosyal medyada. Aradaki hırpalanmışlığını görüyor, şeyini görüyor. Hayır, onu. Yani, Tanzanya yani, ordusu ya bu. Yani olur. Onu olur. eğer şey, öyle, öyle, öyle Bir kere bakıyorsun. şöyle bir şey var Ahmet. Im. Asker eğer onun içinde barınamıyorsa zaten kullanmaz onu. Niye kullansın ki? Yani barınamadı kendisini korumayan bir şeyi neden kullansın? Yani burada tabi bilerek ya da bilmeyerek, kasıtlı olarak veya bilinçsiz bir şekilde bazı hatalar yapılıyor. Bilmedikleri için. Abdullah Bey burada Hayır, şöyle diyelim. Bir, bir 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 kesim var ki kasıtlı olarak yapıyor. Evet. Bunun içinde bence psikolojik harp unsurları devreye girmiş durumda sosyal medya için söylüyorum. Böyle FETÖ'cüler abuk subuk şeyler yapıyorlar. FETÖ'cü olduklarını gizleyerek sanki Aynen öyle. sureti haktan görünerek yapanlar yapıyorlar. var. PKK'lılar yapıyor. yapıyorlar. Bir de gayet masumane, iyi niyetle olaya yaklaşanlar var. Onlar da bilmedikleri için ya böyle evet. mi olur falan, falan diye. Ya da dinlenir de. Yani Şimdi, o, o, o tür söyleyen olsa hakikaten itibar ederiz. Acaba niye düzeltilir mi falan onlara itibar edilir. O tabii, tür yaklaşımlar. Tabii. Ama aksilik, enteresanlık şurada. Genelde görüyorum. O tür eleştiriler genel anlamda hani ne olursa olsun ben bir eleştireyim tarzı yaklaşanlar olduğu için anlıyorum ki şunu da eleştireyim. Aa, hava güzel bugün bu, bu hava güzelliği de eleştireyim falan yaklaşım bu olunca anlıyorum. Başka bir psikolojik sebep var o eleştirinin arkasında. Yoksa adam devletin, milletin ali yüksek çıkarlarıyla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Bakış açısı da o konuda Türk Silahlı Kuvvetleri genel konseptine uygundur. O zaman onu onu dinleriz yani anlarız otur eleştiriyi de dinleriz. Çünkü o anlamaya çalışıyor. E tabii dinleyelim. o ha, bilmeden de olsa söyleyebilir ya da ona izah edilir falan bunlar olabilir. Ama bu eleştiriler yani hava güzel olsa bir dakika güneş çıktı sorumlusu bu iktidar bu Milli Savunma Bakanı falan. O yaklaşımları ben e, tuhaf karşılıyorum. Onlar sunuyorum. zaten ordu ko silahlı mi? kuvvetler konusunda özellikle. Onlar zaten art niyetli. Yani tamamen mesela sorular bile suçlayıcı. Ya yani mesela işte imalden dolayı şehit oldukları doğru mu? Ya sorunun kendisi zaten hüküm içeriyor. Hüküm Kim içeriyor onu. Genel kurulda ha, öyle. bazı milletvekilleri mesela böyle sordu. Ya hüküm içeriyor bu. Soru doğru bir soru değil ki. Mesela doğru soru ihmal var mı? Heh. Dolayısıyla hani böyle e, bundan politik amaç devşirmek isteyen de var. Yani bu, bu amaçla politika e, araçsallaştırmak isteyen de var. Dediğiniz gibi bazı hesaplar böyle mesela Atatürk şeyi altında ama FETÖ'cü olduğu çok bariz kal olduğu çok bariz... ...bunlar zaten hin oğlu hinler... ...yani tamamen algı operasyonu... ...ama bazıları da gerçekten masum sorular soruyorlar... ...yani anlamaya ya ben, ben çalışıyor... Çok, benim, ...beni en çok sinirlendiren şey şu... ...şimdi... ...şehit babası... ...adamcağız oğlunu... ...şehit vermiş... Evet. ...inançlı bir insan... ...yani sana saçma gelebilir... ...sen bu inanca sahip olmayabilirsin... ...adamın bir inancı var... İyi ki de var bu inanca yani. göre de şehitliğin kendine özgü özellikleri var. Evet, bir yani kutsiyeti var. Tabii yani o kendi iç dünyasında gayet tutarlı. Yani ne mutlu bana diyor ben şehit babası oldum diyor. Adamcağız böyle diyor. Evet. Bunu niye söylüyor? Çünkü onun inanç dünyasında şehit olmak demek şehit babası olmak demek mutluluk duyulacak bir şeydir. Evet, Sen bu dünyaya inanma, saygı gösteririm. Hani inanmıyorsun. E, ya ben bunu anlayamıyorum diyebilirsin. Ama bu insana hakaret etmek, bu insanı aşağılamak, bu insanın inanç dünyasına saygısızlık yapmak bu benim anlayabileceğim bir şey yani, değil. Evet. Yani Hakikaten ben evet, her şehitliğe abi. inanmıyorum. Şehitlerin cennete gideceğine inanmıyorum. Eyvallah. Yani senin kendi dünya Ama hocam hakaret... bu inanma meselesi kim ona suçlayabilir? Ama kim? Adam buna, değil, buna ama böyle ya. inanıyor ve yani İslam açısından, din açısından baktığın zaman da şehitlik kavramı ile ilgili bir literatür var. Evet. Bu literatür kendi iç dünyasında tutarlı bir literatür. Kendi iç dünyasında tutarlı. Sen buna inanmadığın zaman zaten saçma bulursun bunu. Yani Tabii. bu saçmadır dersin saçma bulabilirsin. Ya niye adama hakaret ediyorsun ya? Senin ne hakkın var böyle Problem bir hakarete? Işte. Böyle bir aşağılamaya? Ya şuna bak. Oğlu ölmüş. tam bahsediyor filan diye abuk subuk şeyler söylemenin ne alemi var? O bir ekşi sözlük müdür nedir şimdi kapatmışlar. O çukurda böyle şeyler yazmışlar. Bir, bir dikkat çekmek isteyen herkes böyle laflar etmeye başladı yani. Ya bir bak bakalım yani İslam şehitlik ne demek? Ş şehitlik kavramı nasıl anlatılıyor öyle değil mi yani bunun bir dini terminolojide bir yeri var biz, yani biz şöyle inanmasan bile bilmeye çalış yani anlamaya zaten, çalış zaten, ve de pardon. ki bu baba de şey inancı doğrultusunda böyle konuşuyor saygı duyalım yani yapacak bir şey yok diyeceksin yani komutan şey Hakan Bey yani olay burada şu şimdi benim dediğim bu ordu kusur bu ordu hata yapmaz kusursuz böyle bir iddia ne ya böyle bir saçmalık olur mu böyle bir iddiada değilim ben böyle bir şey demiyorum Sadece diyorum ki birçok benzeri dünyadaki 191 ülkenin ilk ona girecek seviyede bir askeri know var bu ülkenin. Tecrübesiyle, yaşanmışlığıyla. Hata da yapabilir. Birinci Cihan Harbi'nde ne bileyim Enver Paşa'nın falan döken Allah-u Ekber Dağları Harekatı hala tartışılıyor. Hata Sarıkamış, şehitleri. Sarıkamış şehitleri var. Ne bileyim Balkan Harbi'nde dünya kadar hatalar oldu. Şimdi bu hatasızlık diye bir iddia olmaz bir silahlı kuvvetler için. Ama bu yaklaşım eğer sırf başka kasıtlar taşıyorsa o zaten belli ediyor kendini. Belli ediyor. Ha ben e, şunu niye böyle oldu? Bunu şöyle yapsanız daha mı iyi olurdu falan. Bak ben bunu saygıyla karşılarım ama genelde siz peşin hüküm bu ordunun ciddi bir know olduğunu, özellikle terör konusunda 35-40 yıllık bir bilgi birikimi, bir know bir tecrübesi olduğunu kabul etmemek şu anda yani... Mantıken de saçma. Hani e, sade mantıkla da saçma. Çok tecrübeli bu, bu silahlı kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri terör konusunda 35 senedir bununla uğraşıyor yani. Dolayısıyla böyle iddia edildiği gibi. ya Ha bakın İsrail ordusu için de bir sürü şey konuştuk burada. Burada hem de bizim subaylardan dinledik bunu. Orada bile tereddüt ettik. Bir ordu böyle kolay atar yapar mı diye. Bizim silahlı kuvvetler gibi. Noah, geçmiş nohavu kuvvetli bugünkü tecrübesi kuvvetli. 50 tane faktör sayarım. Dolayısıyla yani bu böyle bir komuta heyeti konseptinde böyle bir yaklaşımda o yanlış oldu. Oraya yanlış adam koymuş. Gerçi bu bizim maalesef biraz genel literatürümüzde de var. Mesela bir futbol maçı oluyor. Adam 30 senesini vermiş teknik direktör. Önüne gelen diyor ki yanlış adam aldı. O, o 60. dakikada yanlış adam değiştirdi. Ama bu her konuda böyle. Kimyagere de öğretirler bize. Doktora da işini öğretiyorlar. Yorum ki. Ama bütün bunlar eleştirilmez anlamına gelmiyor. Onu söyledim. Türk ben eleştirilmez bir ordu diye tanıtmadım Türk silahlı kuvvetlerini. Eleştirilebilir ama bu eleştiride gerçekten samimiyeti görmemiz istiyor. anında da anlıyoruz. Ama 30 an, saniye anlıyor. Bir, bir de yani biraz dediğiniz şey şu açıdan doğru. Yani bilgi birikimi gerekiyor, sahayı bilmek gerekiyor, uzman olmak gerekiyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsun. O coğrafyayı bilmek gerekiyor, o coğrafyayı gözlemlemiş olmak gerekiyor, askerlik bilmek gerekiyor. Yani ben böyle bir lafı edemem yani orada çok büyük hata oldu falan. Ama sorgularım, Sorgulamak evet. ayrı bir şey. Anlamaya çalışırım yani. Ama Ahmet Bey peşin, ya şimdi burada hata de yapıldı de. diye kesinlikle <laughs> de kuramayız. De. Hiçbirimiz asker değiliz, sahayı bilmiyoruz, gözlem. Ama soru sorarız, sorarız tabii ki. Ama soru iyi, sorarız. İyi niyetli. Yani tabii ki iyi niyetli da. soruyoruz. Tabii, tabii, Ama şöyle, aynen. Anlamaya çalışmak. Aynen. Bizim sorularımızdan farklı olarak bakın bunu Suriye'de de yaşadık. Orada verdiğimiz şehit sayısının 10 katı kadar şehitler olduğu haberleri yayıldı. Şimdi bu olayda da yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili böyle bir şey şehitleri verdiğimiz zaman bir kısmı da 5. kol faaliyeti olarak devreye giriyor. Ben onların hiç masum olmadığını, Tabii ki. bir takım ülkeler adına istihbarat faaliyeti yürüttüğünü düşünüyorum. Tabii ki sosyal medya, diyorum işte ya ben hani FETÖ'cü hesap sen mi söyledin Atatürk'ün fotoğrafını tabii, koymuş. Tabii, tabii, aynen öyle. Böyle milleti tahrik etmek aynen için öyle. üzerine üzerine gidiyor yani. Nasıl müca mücadele edecek bunlarla böyle tipler var. PKK'nın kendisini var. Tabii. Değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz yani PKK kendi e, sosyal medya stratejileri var. Evet. Psikolojik harp taktikleri uyguluyorlar. Ee, yani biraz da sosyal medya okur yazarlığını da anlaması lazım bizim milletimizin. Biraz o gözle de bakması lazım. Biraz Orada yazılı birlikte, bir şey görünce hemen inanmayacaksın. Bir fotoğraf dışında. koyuyor. Ya o fotoğraf doğru mu, değil mi? Daha bakmadan Yurt yurtdışındaki FETÖ'cüler ve PKK'lılar Türkiye aleyhine bir şey olduğunda ittifak ediyorlar. Ve bu dönemlerde hemen faaliyete geçiyorlar. Bir tane alçak var. FETÖcü. Az önce reklam arasında Twitter'a bakarken gördüm. Yani alçak herif Bülent Keneş midir? Neydi ha. o adam? Ne bir gazeteciydi. Evet evet. Tudays evet, evet, evet. zaman 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 gazetesinin şeydi. Genel Yayın evet. Adam şehit babasına ne mutlu bana dediği için nekrofili diyor. Nekrofili ölü sevici diyor ya. Ve bu bu alçaklar, vay alçak, vay. bu alçaklar <laughs> vallahi böyle demişler. Ve ya. bu alçaklar kendilerinin daha çok inandığını söyleyerek savaş açtılar. Yani biz daha çok inanıyoruz, daha böyle İslam'ı gereğini yapıyoruz. Bir şehit babasının nekrofili diyor. Al. Bu alçaklığın en dibi işte. Zaten ya, bu, bu, böyle bir olayda önce bir PKK PKK'yı kınarsın. Hı. Dersin ki vah benim ülkeme bir saldırı oldu. Sonra şehidine Hangi rüsün? konudaki kafa karışıklığı Yani he? Önce bir PKK'yı protesto edersin. Sonra e, ülkene sadakatini birkaç kelimeyle gösterirsin. Bak ilk 3-4 tepki budur. Orada hata mı oldu? Kaç şey bu şehitler sizin yüzünüzden öldü? Altıncı laf. Yedinci laf. Hayır kafada o laf var. Ya önce ülkene saldırı yapılmış. Karşılık vermeye çalışıyoruz. Bir karşılık verilmiş. 30 senedir bu konu başımızda. Konuya önce bir böyle yaklaş. Ardından da de ki Acaba şöyle olsa daha mı iyi olurdu falan. Bir yanlış mı yaptınız beyler ona bile razıyım. Ama kafadan hiç bunları konu PKK'yı protesto etmiyorsun. PKK'nın ile ilgili hiçbir söylemin yok. Bir Orada bir çıkışın yok, bir e, iddan yok, bir proteston yok. Sen ilk gel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine, Milli Savunma bak ona salla oğlu salla. Önce bir kime muhat, kime kızdığını belli et önce. Önce, terör... Önce bir kızdığın adam doğru olsun. Hakan abi terör örgütünün karşısında dur. Önce ülkenin yanında dur. Ondan evet. sonra sorgulada Altıncı daha, kalem gelir, sonra... yedinci kalem gelir. Bunlar da öyle değil. Birinci kalem bakıyorsun sabah başlıyor akşama kadar hata yaptınız bilmem ne oldu. Aynen. Bu arada bu şehitlerle ilgili siz daha iyi bilirsiniz. Birkaç gündür de CNN Türk ekranlarında söyleniyor bu. Ee, şöyle bir konsept varmış. Diyelim ki... Bir askerimiz şehit düştüğünde Milli Savunma Bakanlığı önce şehit ailesine haber verirmiş. İlk ilk yaptığı şey aileye haber vermek. Ondan sonra açıklama yaptı. Ondan sonra bu böyle yıllardır mı böyledir tabii. yani? 40 yıldır Şimdi, mı böyledir? E, sadece Eminim? diyorlar galiba? Öyle bir Şehrin ileri gelenleri. Aileye giderken baresi, de doktorla gider. Valisi yoksa kaymakamı? Nedir değil mi? Aile. Ben de öyle hatırlıyorum Mefke. doktorla gider. 90'larda da öyleydi tabii. Nifti, Ay, yani şehir ileri gelen, vale. oradaki mülki amirler güvenlik amirleri Habermiş, ve abim. bir e, tıbbi hekim. tıbbi heyet hekim. hep beraber giderler çünkü orada bir insanın hayatta karşı karşıya kalabileceği en acı ve en onurlu haberi verecekler ona ama hani o, o açıklama yapılmadan kamuoyuna söylenmezmiş şey. Evet, söylenmez. Doğru. Haberi verilmezmiş Hatta yani. ya, bazen sosyal medyada e, olaydan haberdar olan e, gençler paylaşırlar, Onlara da çok kızarlar. Ya buradan söyleyelim biz, sakınlık kesinlikle Milli Savunma Bakanlığımız resmi bir açıklama yapmadan şehitlerimizin isimlerini ve görüntülerini lütfen paylaşın. Peki saklarlar mı isimleri? Hayır. Bu ne zaman paylaşıldı bu görüntüler? Hıca, bu, bu akşam. akşam işte ha. Ya. Bu yani. Silah arkadaşlarının cenaze töreni, uğurlama töreni. Yani bunu nerede yapıyorlar? Hak, bu yüksek Yüksekova'da yüksek Yüksek ova ova da ova da. Tören. bu Askeri birlikte değil mi? Evet, askeri bir, birlik yani, içerisinde. Evet. Cenazelerine ulaşılamıyor filan diye tezvirat yine vardı. He, 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 bu, he, işte bu işte bu o. Bu şeylere karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu 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 akşam e, yap, yani bu aslında e, yani şehitlerimizin cenazelerine ulaşıldı. Bugün akşam saatlerinde bakın böyle tören yaptık diye Milli Savunma Bakanlığı evet. bu görüntüleri paylaşmış. Evet. Cenazelere ulaşılamıyor diye PKK terör örgütünün sitesinde yazdılar. Ahmet Bey alamıyor ha. TC diye yazdılar. Ha cenazelerini alamıyorlar tabii, diye. Tabii tabii yazdı. yazdılar. Onlar da onun sözcülüğünü yaptılar. Ya bir de ben şey anlamıyorum Ahmet Bey gerçekten bazen insan diyor ki ya hani bu ya hani tabirim bağışlayın ama ya ya bu hain ya bunun IQ'su gerçekten çok düşük. Yani bir tık aşağıda olsa yemeği de bizi yedireceğiz. O kadar IQ düşük. Şimdi mesela diyor ki saklıyorsunuz. Diyelim ki atıyorum ya Diyarbakır'ın Lice ilçesinde biri şehit oldu. Nasıl saklayabiliyorsunuz bu çağda? Bu yani saklama sosyal şey nedir medyanın abi? Yani, olduğu yani, ya ailesi, abi, ailesi işte. var. Yani bu, şey olabilir mi ya? Ailesi Birileri var. E, yapıyor. Ailesi var. Şimdi e, neden saklayalım? yani şehitler işte 6 değil de 10'da 6'yı e, söyledi. Saklıyor? Yani şi, şimdi yani öyle şimdi öyle söylüyor. Bu bir kere bunun sonuçları olur biliyor musunuz? Şimdi siz dediniz ki örneğin 6 tane şehit verdik, 10 tane şehit verdik ama 6 diye açıkladık örneğin. Şimdi 4 şehiti saklamaya kalktınız. Çeşitli sahiplerle böyle bir şey yok ama. Şimdi bu ne olur? Bu bu bir yerden çıkar. Değil Tabii. mi? Ve yani o 10 tane cenaze gittiğini birileri bir, yer, bir yerden tespit eder. Sonra ne olur? orduya karşı büyük bir güvensizlik oluşuyor. Devlete karşı büyük bir güvensizlik oluşuyor. Abi. Ordu böyle bir şey kabul edebilir mi? Böyle bir güvensizlik yükünü üzerine almak ister mi? Şimdi bunların hepsi üfürüyorlar, kusura bakmasınlar. İşi de bilmiyorlar. Yani bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek devlete karşı bir güvensizlik yaratma kumpanyasının bir parçası oluyorlar. Ya yani bu, bu bunların hepsi bizim karşı karşıya kaldığımız asimetrik tehditler. bunları bilen zaten bilir ama bilmeyen de. tabii ne yazık ki bu tür oyundan tuzağına düşüyor. Burası Dağ ve Komando Tugayı'ymış. Burada yapılmış bu tören. Bu yok burası Dağ Komando Tugayı değil. Şu görüntü bu, burası burası, e, Yüksekova. burası Yüksekova. Burası da Yüksekova da bir önceki görüntü. Ha, bir önceki helikopterlerle olan Yüksekova şey olabilir, Hakkari olabilir. Ya, bu helikopterlerle bu e, şimdi şehit cenazeleri nereye götürülüyor memleketlerine? Memleketler. Şimdi yok şu ben e, izin verirseniz aslında bir hatıram paylaşmak istiyorum. Bu, bu ...benim hayatımda da çok derin bir iz bırakmıştır. Gabar'da mücadele ederken... E, Burası Selahattin Eyyubi Havalimanı. Evet, Yüksekova Yüksek Yüksekova, yüksek evet. Ova. Burada da askeri tören yapılıyor. Evet, evet dinliyoruz. 65 şehit vermiş Ahmet Bey. Çığ düşmüştü bölümümüzün üzerine, görmeçte. Ruhu şad olsun, Alaaddin Saraç Yakupoğlu Hüseyin Bey'imiz ve bölükten 64 askerimiz şehit düştü hep beraber. Yani çığ düşmesi. Çığ düştü falan. evet. Yani mücadelenin ne kadar zor olduğunu soruyorsunuz ya. En uç noktası Kaç şehit dediniz? 65 şehit. Ne var. diyorsunuz? Tabii. Terörle mücadele tarihinin en ağır doğal afetinden bahsediyorum. En ağır. Kaç yıl? 1991. Kabarda. Kaç senesi? 1991. 91. Evet. 8 ya, metre kar yağmıştı. Ya. Ya. Yani bu Bakın, çok büyük bir olay. Ahmet Bey 8 ben metre kar yağmıştı üzerimize. 8 metre. Yani e, biz orada sessizce verici senir. Gabar'ın tam merkezinde, en tepesinde orada oradaydı bizim tabur merkezimiz. Bölüklerimiz Alkemer, e, Görmeç gibi köyler köylerdeydi. Onlardan bir tanesi de şey kar şeyi çığı çığ düştü. düştü. Daha aktı resmen üzerlerine karakol 300 metre öteye Ş kadar. Şehitlerin naaşına ulaşmak kardan mezarlarından çıkarttık. Vatanlarındaki topraklarındaki memleketlerin mezarları o kadar zor olmuştu ki Günlerce uğraştık onların ağaçlarını bulabilmek için. Yani düştüyse Hatta yani. Hatta evet. bir tanesinin kurtuluşu o kadar ilginçti ki elindeki bizim çok maksatlı dediğimiz çakıyla karı kazarak çıktı kendisi. Yaşadı o bir tane. O, o çok ilginç bir olaydı. O 65 şehidi ben Şırnak'tan ben alıp götürmüştüm Diyarbakır'a. O karlı sisli yani onları tahliye etmek bile çok büyük tehlikelerle beraber yapılmıştı. Peki yapmıştı. şu anda nereye götürülüyor Şimdi Uça bu, bu şeyde, uçaklarla... Yüksek olan, ovadan uçakla... Helikopterlerle uçağın olduğu bir havalimanına götürülüyorlar. Oradan... Hayır şu anda ama uçağa bin... Uçağı. Şimdi bu, burada naaşları e, uçaklara yükleyecekler ve kendi memleketlerine götürecekler. Şimdi Herhalde ama, bir önce Ankara'ya mı götürülüyor? Hayır. Yani şimdi e, şöyle olur. Yani e, bu tabii kurye uçaklarıyla yaparız veya özel tahsis edilmiş olan uçaklarla yapılır. Şimdi her yerde pist yok. Örneğin Hakkari'de pist yok. Yüksekova'da pist var. Hakkari'nin naaşları Hakkari'ye e, sevk edilmiş şey orada silah arkadaşları onları kendi aralarında bir tören yaparlar ve helikopterlerle beraber Yüksekova'ya gelir. Yüksekova'dan e, uçaklarla beraber memleketlerine gönderilirler. Yani şu anda o yapılıyor. Evet, şu an o yapılıyor. Ya yani Yüksekova yüksek Ova, Yüksekova'dan yüksek memleketlerine, memleketlerine gönderiliyor. gönderiliyor. O zaman yarın bu şehitlerimizin cenaze törenleri olacak evet. Anadolu'da. Evet. Anadolu'nun evet. değişik yerlerinde. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Yani, yani e, olsun. vatan için şehit düştüler. E, yurtları, vatanları cennet olsun inşallah. Teğmen Ramazan Günay, Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Sözleşmeli Er Emre Taşkın. İsimleri de bunlar şehitlerimizin. Mekanlar için.